Ve arkadaşlar elmalı turta yapacağız. Annem kahvaltısını yapana kadar ben hamuru hazırlayacağım. Ama şöyle ana hatlarıyla size malzemeleri saymak istiyorum. Vanilya, kabartma tozu, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yağ. 3 tane elma, 3 tane yumurta, şeker, katı yağımız, pudra şekerimiz ve tarçınımız. Demin söyleyemedim. Ve bir miktar da unumuz olacak. Yavaş yavaş size göstereceğim. 1,5 bardak kullanıyorum. Çünkü geri kalanını diğer işlemlerde kullanacağım. Sütümüzü koydum. 3 yumurtamı koyuyorum. Vanilya ve kabartma tozu. Gördüğünüz üzere bunu iyice çırpıyorum. Karışımım hazır oldu. Şimdi üzerine un koyuyorum. Unu alabildiğince, herkesin yumurtasının büyüklüğü ne bağlı olarak değişebilir katılık. Yavaş yavaş yoğurup yavaş yavaş yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Yoğurdum. Yarım saat dinlenmesi için streçledim, bekliyoruz. Evet, şimdi suyumuzu boşaltıyoruz. Ay, elmalar da çok güzelmiş. Ben yumuşak sandım. Çok güzelmiş. Hoşuma gitti. Şu şeylerin içine atalım. Çekirdeklerini ki rengi çıksın. Evet. Aroması çıksın. Ben çok severim çekirdeklerin aromasını. Gerçekten mükemmel renk verir. Açtım. Bunun neyi var? Böyle doğrayacağız sevgili dinleyicilerim, bakın. Olabildiğince ince keseceğiz. Onu da şöyle koyacağız ki gül olacak. Şimdi tencereyi ocağa alıyoruz. Evet, içine bir tane kabuk tarçını. Annem toz tarçını istemedi. Kabuk tarçın kullanmak istedi. Geri kalan, yarım kalan şekerimizi de atıyoruz. Annem bu şekilde kesti. Şimdi bunları doğru şeye koyuyoruz. Ocağa. Evet. Bu şekilde. Bırakıyoruz. Evet, biraz gıda boyası koyuyoruz. Çok iyi, şöyle bir karıştıralım.
kırmızı olmasın. Zaten elmanın da kırmızısı var. Hı hı. Şunu şeylerine, güllerine, şunu da sevgili izleyicilerim. Çok sert bir hamur olmuş. Bu kadar sert olmayacak. Ama yapacak bir şey. Oklava vereyim mi? Evet, şöyle bak. Doğru kağıdımı ucuna tutar mısın? Bu şekilde açıyoruz. İstersen üstüne bir tane daha yağlı kağıt ser anne. Sen daha iyi bilirsin ama. Evet. Piştikleri yeter mi sence? Evet, şimdi altını kapatıp suyunu süzeceğim. Evet annem açmaya devam ediyor. Ama ne atıyor ne atıyor. Başaracaksın inanıyorum. Güveniyorum sana anneciğim. Mümkün olduğu kadar eşit şeritler kesmeye çalışıyorum. Ay bunu keşke ötekiyle kesseydik. Tırtıklı olan var ya onu getirsene. Onunla daha güzel olacak. Bitti. Mümkün olduğu kadar eşit keselim ki sevgili izleyicilerim. Büyük oldu bu değil mi? Hı hı. Demokraside hiçbir zaman çareler ne olmazmış? Tükenmez. Tükenmez. Biz de ne yaparız? Böyle. Yani konuşmayayım, karışmayayım diyorum ama. Karış kızım söyle. Çok mu dombalak oldu? Anne sen onu pek başarılı yapamadın. Ben sana göstereyim. Çok üstün başarılı bir insanım. Hadi göster bak. Elinden bir şey. Şu elini çekersen herkes bir şeyler görmeyi başaracak. Hmm. Bak ben yapacağım. Sen böyle hayran kalacaksın. Tamam bir de sen yap. Sana da görek ne? Yani değişen bir şey mi var ki? Evet çünkü sen gül yapmayı bilmiyorsun. İyi tamam sen yap da gerek. Tamam hadi başlıyorum. Annem farklı farklı şekillerde gösteriyorlar. Hangisi sizin kolayınıza giderse, işinize gelirse öyle yapın. Değil mi anne? Evet bence de.
Evet. Gayet güzel güllerimiz oluyor. Evet. Bu annemin ilk yaptıkları. Bu benim öğrettiklerim. Vay vay vay. Şimdi anne kız hemen başlayacağız. Annem bir kez daha göstersin size. Geniş açıdan. Böyle yaptıktan sonra annem ters çeviriyor ve katlıyor. Şimdi biz el ele anne kız yapacağız. Şimdi ben ellersem bana kızarsın diye. Ya sen kızılmayacak mısın? Ya yardım ediyoruz, yaranamıyoruz. Yaranamıyoruz. Yardım ediyormuş. İş öğretiyorum ben sana. Ay bunu ben bile göresim geldi. Bak bu büyüğü koy. Ben her şeye maydanoz olmasam, her şeye konuşmasam. Hamurla oynatıp mıncıklattırmıyorsun bana. Şimdi kolum bitmiyor ki ya. Bunları kesmeseydin de güzel güzel gül gibi olsalardı olmuyor muydu? Kestim sanatsal kesintilerime. Bana laf diyorsunuz. İstiyorsan yeniden yapayım. Hem buz. Ah, burada daha tombik var. Tamam. Tamam. Şimdi şöyle de gösterelim şeklini. Şimdi sen şey ısıt. Fırını ısıtıyoruz. Fırına koyuyoruz. Böyle çatallayalım ki kabarmasın sevgili izleyicilerim. Zaten çok pişmeyecek. Hafif pembeleşecek. Böyle taş gibi pişmeyecek yani. İşte böylece tamam. Şimdi fırına. Şimdi azıcık bir çay kaşığı tarçınımız var. Şöyle yarım su bardağı şekerimiz var. Oda sıcaklığında erimiş. Yağımız var. Şimdi bunları iyice karıştıracağız. Önce bunu iyice karıştıralım ki unumuzu daha sonra ne kadar un ekleyeceğimizi bilelim. Hadi. Çok atma, bir yarı kaşık atsan yeter. Hmm.
nefes olmuş anne karışım. Evet. Şimdi biz diğer işleme geçelim. Son işlem. Bu şekilde gidiyor. Çizgecilerimi hazırladık. Bir 5 dakika daha fırında duracak. Pişecek. Ondan sonra Allah izin verirse yemeğe hazır. Evet. Fırından çıktı. Yanıyoruz. O ayrı bir mesele. Hiç ölmüyor. Yeter. Vallahi insan kıyamıyor da kesmiyor ama şuradan keseyim bak. Küçük bir dilim kes çünkü ben küçük evet. Yiyeceğim. Ve şöyle alalım. Bakın çok güzel oldu. Çok nefis oldu. Yiyecek olanlara bir kere dedim bir daha mı diyeyim? Doğru ben diyorum yanlışlıkla. Oh.